Dün Emirgan sahilinde yürüyüş yaparken denize düşen engelli çifti ekrana getirmiştik. Aslında hemen hemen her gün benzer durumlar yaşanıyor diyebiliriz. Çünkü onlar için hayat çok zor. Ve sadece yürürken değil, toplu taşıma kullanırken de büyük bir mücadele veriyorlar. ATV Haber ekibi bugün sokağa çıktı ve görme engellilerin yaşadığı mağduriyeti deneyimledi. Raylara düşen de var, elektrik direğine çarpan da. Mağdurların sayısı çok, artmaya da devam ediyor. Tıpkı dün sahilde yürüyüş yaparken kendini birden denizde bulan görme engelli talihsiz çift gibi. Olası bir durum değil, sürekli başımıza gelen bir şey değil. Deniz şu an çok soğuk. Türkiye'de yaklaşık 600 bin görme engelli yaşıyor. Yaşam zorlu bir mücadele gerektiriyor. Üstelik onlar için alınmış bir önlem olmayınca her şey daha da zorlaşıyor. İşte Burak Başak da onlardan biri. Yan tarafımız deniz olmasına rağmen bir korkuluk yok. Aynen. Bu sizin için nasıl bir problem oluşturuyor? Sahilde dolaşırken tabii ki de bakarken şöyle örnekle yaptığın zaman bir şey yok burada. Aslında burada hem demir korkuluk hem de burada bir sarı yolu olsaydı rehber bunu görme engelli çok rahat anlayacak. Sahillerin birçoğunda yok. Yolda yürürken yaşadıkları mağduriyet görme engellilerin karşısına toplu taşımada da çıkıyor. Görme engelliler için asansöre inmesi de binmesi de ayrı bir dert. Çünkü görme engelliler için olması gereken rehber yol burada yok. Solumuzda tekrardan bir araç var. Burada araba var. Hala araba var. Çok büyük bir araba. Türkiye'nin her yerinde sarı yolların olması lazım. Bir vatandaş diyecek ki bana mesela burada asansör diye. Yoksa ben bu asansörün çevresinde dolaşırım. Elektrik direği var. Elektrik direği var. Hadi buna belki bir şey yapamayabilirler ama mesela arabaların kaldırılması, motosikletlerin kaldırılması çok önemli. Ne yapıyorum ben? Bu sefer kaldırımdan inip normal yola iniyorum. Bu sefer de araba size çarptığında siz haksız oluyorsunuz. Sağ tarafta aslında eskiden korkuluklar varmış. Ancak şu an korkuluklar yok. Bakın burası çok tehlikeli. Aslında arz ediyor. Mesela ben yolda yürürken bakın benim bastonumun boyu bile yetmiyor yani.